Merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan. Türkiye Ekonomik ve Sosyal İstihdar Vakfı TESEV'in araştırma direktörüyüm. İstanbul Hepimizin girişiminin de bir üyesiyim. Burada hep konuk olarak bulunmuştum. Artık programın moderatörlerinden biriyim. Bu benim ilk televizyon programı yürütücülüğü deneyimim. O yüzden hem mutluyum hem de biraz heyecanlıyım. Sakarlıklarım olursa şimdiden af diliyorum. Çözüm üreten kentler bugünkü programımızın başlığı. Çünkü bu 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek uluslararası bir kent forumunun başlığı. Bu çok değerli bir uluslararası etkinlik olacak ve bu etkinliği bize Marmara Belediyeler Birliği armağan edecek. O nedenle bugün konuklarım Marmara Belediyeler Birliği'nin çok değerli ekibi. Sayın Cemil Aslan, Doktor Cemil Aslan, Marmara Belediyeler Birliği'nin genel sekreteri. Aynı zamanda forumun da genel koordinatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burcu Şener, birçok şapkası var. Hepsini ezberledim programdan önce. Burcu Hanşener hem Marmara Belediyeler Birliği'nin Uluslararası İşbirliği Koordinatörü, aynı zamanda Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü, forumun da Uluslararası Koordinatörü. Evet. Doğru öğrenmiş miyim? Evet. Çok güzel. Son olarak da Ezgi Küçük. Ezgi Küçük de Şehir Planlama Koordinatörü Birliği'nin, aynı zamanda Şehir Politikaları Merkezi Direktörü. Forumunda yine şehir politikalarıyla ilgili ve program koordinatörü. Yani her şey Ezgi'den aslında. Evet, sorulur gibi bir durumumuz var. Sohbetimize başlamadan önce kısa bir forum tanıtım videosu var. Onu seyredelim, sonra sohbetimize başlayacağız. Evet, gerçekten etkileyici. Yani konuları, konukları, etkinlikleri çok çok heyecanlı bir hafta bizi bekliyor. Sohbetimizden önce bir şey söylemek istiyorum. 1-3 Ekim tarihlerinde olacak bu forum. Normalde bizim programımız pazartesi öğleden sonraları 16'da yapılıyor. Yalnız siz pazartesi günü sanırım artık son stres, son ütüleri yapıyor olacaksınız. O yüzden sakin sakin sohbet edebilelim diye programımızı cuma günü 27 Eylül'de çekiyoruz. O yüzden bunu da belirtmek istedim. Şimdi Maruf kısası bu Marmara Urban Forum. Bundan sonra kod adı Maruf ya da Maruf nasıl istersek geçecek. Onunla ilgili konuşmadan önce belki bazı izleyicilerimiz, seyircilerimiz için o kadar da tanıdık olmayabilir diye, bu Marmara Belediyeler Birliği nedir? Neden var? Bu örgütlenmenin belediyelere ve bize yurttaşlara katkısı nedir? Biraz ondan bahsederek başlayalım mı Cemile? Olur. Çok teşekkür ederim. Öncelikle programımız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca Medyascope'a da teşekkür ediyorum. Bizim çok iyi partnerimizden bir tanesi Marmara Urban Forum sırasında. Bu arada sevindirici bir haber aldım. Sanırım Financial Times'in yaptığı şeyde, analizde Medyascope işte en hızlı yükselen 25 harika kuruluştan bir harika tanesi. Bu da demek ki yeni medya biçiminin başarılı olursa nasıl hareket edeceğine işaret. Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye'nin ilk belediyeler birliği aslında. Kamu kurumu olarak kurulmuş ilk belediyeler birliği. Kamuoyunda sivil toplum olarak bilenler var, meslek kuruluşu gibi bilenler var falan, ama tipik bir kamu kurumu aslında. Fakat davranışları itibariyle biraz rahat hareket ettiği için, sivil alanla çok yakın ilişkiler geliştirdiği için böyle zannediliyor. 1975'te bu bölgede bulunan belediyeler, başta Marmara Denizi ile çevre olmak üzere problemlerle tek tek başa çıkamayacaklarını anladıkları için bir araya gelme kararı vermişler. Kuruluş süreci biraz netameli, problemli. 2 yıllık bir kuruluş süreci var. Neden 2 yıllık bir kuruluş süreci var?
o günkü belediye kanununda aslında belediye birliklerine izin veren bir yasal hüküm olmasına rağmen Bakanlık Marmara Belediyeler Birliği'nin kuruluşunu kabul etmemiş ve Marmara Belediyeler Birliği bir kamu kurumu olarak 2 yıllık bir süreçten sonra bir manifestoyla biz kurduk, siz de kabul edin gibi bir şeyle yapılmış. Dolayısıyla başlangıcında böyle bir hikaye var. Bölgedeki 40 belediye başkanı, işte kurucu başkanımız geçen sene vefat eden rahmetli Ahmet Enön'le ilk başkanımız Erol Köse'nin başkanlığında bir araya gelmişler ve Marmara Belediyeler Birliği'ni kurmuşlar. Daha sonra Marmara Belediyeler Birliği aslında hem ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte birçok belediye birliğinin, bu tür işbirliği yapan kuruluşun kuruculuğuna öncülük etmiş. Çok güzel çalışmalar yapmış. Birlikte iş üretme kültürünün, yerel demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmuş. Büyükşehir belediye sisteminin Türkiye'de kuruluşunun öncülerinden bir tanesidir. Şunu söyleyebiliriz iddiayla, yasal düzenlemelerin önemli bir kısmı aslında Marmara Belediyeler Birliği'nin mutfağında ya hazırlanmış veya eleştiriye tabi tutulmuş. Bugün de aslında belediyelerin kaynaklarının, yetkilerinin arttırılması, yerel demokrasinin geliştirilmesi, yerel diplomasinin bir araç olarak kullanılması ve uluslar ve uluslararası ölçekte birlikte iş üretme kültürünün geliştirilmesinde aktif bir şekilde rol almaya çalışıyor. Kuşkusuz biz organizatör bir kuruluşuz. Somut iş yapmak yerine daha çok iş yapma biçimlerini gösteren ve bir araya gelip iş yapmayı benimsetmeye çalışan kuruluşlardan bir tanesi. Çok özetle böyle söyleyebilirim. Çok güzel. İyi ki varsınız o zaman çok gerçekten. Hem belediyeler için hem de yurttaşlar için bu gerçekten çok değerli bir iş. Peki. Şimdi dünyada kentlerin ekonomik, sosyal, siyasal, çevre, teknoloji birçok alanda artık sorunların hem faili, sorunların belki adaletsizliklerin, belki hatta suçların hem faili hem de çözüm aktörü olduğunun kabul gördüğü bir dönemdeyiz. Dolayısıyla çözüm üreten kentler bence çok doğru, çok yerinde seçilmiş bir motto olmuş forum için. Tabii kentlerin çözmesini isteyeceğimiz sorunlar dediğimiz zaman derya. Yani o deryanın içinden her ne kadar 3 gün içinde videoda gördük hani yüzlerce konuşmacı, onlarca oturum, bir sürü etkinlik olacak olsa da yine de odaklanmanız gereken tabii ki çeşitli konular olmuş. Zaten de 12 tane teması var. Web sitesine girdiği zaman izleyiciler kaydolmak için zaten foruma o temaları görüyorlar. Program koordinatörü Ezgi Hanım, sanırım bunlar hep sizin başınızın altından çıkan şeylermiş bu temaların seçiminde. Şimdi 12 tema olduğu için tabii üçümüz birden, dördümüz hatta bu temalar nelerdir? Neden bu temaları seçtiniz ve her temanın web sitesine bakınca çok gayet güzel de açıklamışsınız her temadan ne anlaşılacağı ve Maruf'un yani forumun bu temalarda nelere odaklanacağı aslında o bilgisi var. Biraz burada onu da konuşalım istiyorum. Nedir bu temalar ve neden bu temalara odaklandınız? Bu arada temaları gösteren bir ekran görüntümüz vardı, belki ona girebiliriz. Ezgi Hanım, buyurun. Aslında tabii temalardan bahsetmeden önce şöyle kısaca şeyden bahsetmek gerekebilir. Hani bu işe başlarken aslında hem genel sekreterimizin hem de bu çalışma ekibinin iyi bir araştırma süreci oldu. Dünyada bu kentleşme forumları, kent forumları çok ciddi bir şekilde yayılmış durumda. Ve bunlardan çok kaliteli ve yıllardır sürülebilir bir şekilde devam edenler var. Örneğin işte Habitat toplantıları 20 yılda bir yapılıyor ve bunların bu 20 yıllık zaman dilimleri arasında da World Urban Forum veya diğer urban forumlar kıtalar ve ülkeler bazında gerçekleştiriliyor. Bunların dışında tabii Habitat toplantıları biraz daha farklı eksenli ama işte özel sektörle kamuyu bir araya getiren Urban Future Global Conference diye bir seri var. Yine Moskova Urban Forum var bizim yakından izlediğimiz. Veya işte London School of Economics'in çok uzun süredir yaptığı Urban Edge projesinin Urban Edge konferansları var. Yani bunları aslında yakından takip ederek, dünyadaki gündemi de tartarak ve kendi gündemimizle bunları çakıştırarak bir program yapmaya çalıştık. Harika. Dolayısıyla hani tek başıma değil, ekiple yani tabii ve sadece hani MBB ekibi olarak da değil, alanında oldukça uzman, güvenilir bir yürütme kurulumuz ve danışma kurulumuz var. Burada hem akademisyenler var, hem yerel yönetimlerden önemli isimler var, hem diğer kamu kurumlarından, işte sivil toplumdan, vakıflardan vesaire güvenebileceğimiz isimlerle bir araya geldik. Herkese zaten hani
kentler için, İstanbul için, bölge için, ülke için iyi bir iş yapma arzusu vardı. Dolayısıyla çok sıkı bir çalışma yaptık. Ve hani hepimizin aradığı şey şuydu, hani sizin de söylediğiniz gibi çözüm üreten kentlere ulaşmak. Bu çözümcü yapıyla nelere bakabiliriz dediğimizde de aslında çok da geniş kapsamlı 12 tane tema ortaya çıktı. Hani bunların arasında eksikliklerin olduğu da söylenebilir ama biz bunları bir ölçüde özel oturumlarla kapatmaya çalışacağız. Neler var? Çevre ve iklim değişikliği var. Zaten çok gündem bir konu. Bugün hatta küresel grevin son günü. Evet. Yine çeşitli etkinlikler var. Tam dünyada da kesişiyor. Evet. Dayanıklık yani resilience dediğimiz tema var. Göç teması var. Burcu Hanım çok detaylı bir şekilde anlatabilir onu bize, uzman olduğu için bu konuda. Kamusal mekan var. İşte kent ağları, şehir teknolojileri ve inovasyon konusu var. Konut ve yapılı çevre var. Olmazsa olmaz. Sosyal kapsayıcılık teması var. Yönetişim yine bütün bu temaları kesen bir konu olarak var. Yerel kalkınma ve ulaşım ve hareketlilik temaları olmak üzere. Biz 12 temayı hazırladık. Bunun dışında özel temalar da oldu ama belki biraz göç, dayanıklılık ve bu yönetişim temaları biraz ön plana çıktığı için özellikle göç konusunda Burcu Hanım bazı eklemeler yapabilir belki bu programa dair. Burcu Hanım aynı zamanda forumun uluslararası koordinatörü evet, de değil mi? Uluslararası ilişkiler kısmına bakıyorum ama MBB'deki göç politikaları merkeziyle ilişkim sebebiyle göç konusuna biraz daha ağırlık da veriyorum maruf kısmında. Yani şöyle aslında yola çıktığımızda biz her 12 tema için, her biri için ikişer tane oturum düzenleme gibi bir mantıkla yola çıktık. Süreç içerisinde doğal bir evlilişi görmüş olduk. Göç konusunda birden elimizde nur topu gibi 4 tane temamız oldu. Aynı şekilde yönetişim için dayanıklılık temaları için de bu şekilde oldu. Yani göçün böyle olması tabii ki çok şaşırtıcı değil. Yani özellikle 2015'ten beri gündemimizde olduğunu düşünecek olursak konunun hem bizim hem küresel gündemin ana temalarından birini oluşturuyor. Burada nelere odaklanıyoruz? Bir tanesi hani bildiğiniz gibi işte Global Compact'lar geçtiğimiz yıllarda imzalandı. Birleşmiş Milletler tarafından işte göçmen ve göç üzerine 2 tane. Bunlara özel olarak değineceğimiz bir oturumumuz olacak. Burada yurt dışından çok değerli konuşmacılarımız var. Migration Policy Institute'dan Demetri Bey gelecekler. Kemal Kirişçi Hoca Brookings Institute'dan gelecek. Burada özel olarak Global Compact'lara bakacağız. Bir temamızda Türkiye'nin gündemini ele almamız gerekeceği için aslında son dönemdeki Suriyelilerin, geçici koruma altındaki Suriyelilerin durumunu ele alacağız. Burada bizim temel yaklaşımımız genel olarak sadece yerel yönetimlere, sadece STK'ya, işte sadece merkez yönetime bakmak ya da uluslararası kuruluşlara bakmak değil. Mümkün oldukça bu paydaşların hepsini aynı zeminde buluşturabilmek. Yani hep böyle bir anlayışla bakıyoruz. O yüzden bu oturumdaki konuşmacılara da buna dikkat ederek işte göç idaresinden, ilgili STK'lardan, akademiden değerli hocalarımızla yaptık. Zaten işte Türkiye'de göç deyince akla gelebilecek belli başlı hocalar var. İşte Murat Erdoğan gibi, Ayhan Kaya gibi, Ahmet İşduygu gibi hepsi konuşmacılarımız arasında yer alıyor. Bir oturumumuz yine uluslararası insani hareketlilik ve sosyal uyum konusunda. Yani biliyorsunuz epey bir süre biz işte temel ihtiyaçlar, sosyal yardım gibi konulardan bahsettik ama son yıllarda özellikle daha çok sosyal uyum, bu harmonizasyon konularına değinmemiz gerektiğini artık bütün paydaşlar farkında. Dolayısıyla biz de bu hem uluslararası hareketliliği işte sosyal boyutuyla, sosyal uyum boyutuyla nasıl ele alabiliriz? Bunu incelemek istedik. Diğer bir oturumumuzda Marmara Belediyeler Birliği olarak asıl misyonumuz olduğunu düşündüğümüz yerel yönetimler bu konuda ne yapıyor diyerek şehirlerin deneyimleri adıyla bir oturum düzenledik. Burada belediye başkanlarımız var. Yurt dışından Council of Europe'dan gözlemleri alabileceğimiz bir konuşmacımız var. Ve işte yine Avrupa'da bu sığınma kentleri adlı bir projeyi gerçekleştiren Barbara Oman diye bir konuşmacımız var. Dolayısıyla göç oturumunu böyle biraz yaymış olduk süreç içerisinde ama göç hem diğer temalarla da ilişkisi açısından çok önemli. Çünkü işte iklim değişikliği diyoruz ya da işte resilience'ın altında afet konusunu ele alacağız, diğer işte depremi ele alacağız. Bütün bunlar göçle bir etkileşim halinde. Bunun hem, yani neden sonuç ilişkisi halinde aslında. Hem nedeni hem sonucu olabiliyor. O yüzden hem göçe hem yönetişime hem dayanıklılığa biraz daha önem vermiş olduk. Belki şunu da eklemek gerekebilir. Ezgi Hanım'ın söylediği gibi epey bir paydaşla görüştük biz. Evet. Yani paydaşımız olan üniversiteler var. Şehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara. Yani adı saymakla bitmez. Bunlarla gerçekten çok ciddi görüşmeler yaptık. Sivil toplum kuruluşları var.
Gürcan Hanım'ın işte UNDP ve Habitat başta olmak üzere görüştüğü uluslararası kuruluşlar var direktörler seviyesinde. Bütün gündem aslında bunlarla birlikte belirlendi ama sizin sorunuza, sorunuzun kısmından bir tanesi şeydi, yani çözüm üreten kentler. Neden? Bizim aslında bir koordinatör arkadaşımız daha var. Burada konuk sayısı sınırlı olduğu için Hatice Çetinler'den kurumsal iletişim koordinatörümüz aramızda değil. Hatice Hanım bizim kurumsal iletişim stratejimizi belirliyor. Ve aslında şöyle bir karar aldık biz. Bütün etkinliklerimizde negatif şeylerde bahsetmek yerine pozitif şeylere yoğunlaşmayı ve mümkün olduğu ölçüde belediyelerin kurumsal kapasitelerini geliştirici ve onları iyi şeyler yapmaya yöneltici işler yapmaya karar verdik. Dolayısıyla kendimize böyle bir politika belirledik. Biz iyilikleri yaygınlaştırmayı ve pozitif şeyleri çoğaltmayı hedefliyoruz. Kentlerde, yerel yönetimlerde kentlerin yürütücü aktörleri olarak bir şey yapmalıdırlar ve iyi bir şey yapmalıdırlar. Bu nedenle çözüm üreten kentler gibi bir şeyi tartışarak yine yürütme kurulumuzda, danışma kurulumuzda belirledik. Bu aslında Marmara Belediyeler Birliği'nin uzun vadeli stratejisinin Marmara Urban Forum'a yansımış hali diyebiliriz. Öyle duruyor. Evet, evet. Biraz önce hani Marmara Belediyeler Birliği'ni tanımlarken kullandığınız kavramlarla çok uyumlu bir şekilde, çok güzel. Bunun devamı gelecek mi bu forumun? Öyle bir planınız var mı? Öyle bir planımız var. Ezgi Hanım bahsetsin isterseniz yani. Yani şöyle. takibinden bahsetmiyorum. Önümüzdeki yıllarda. Evet, hani tekrar. Zaten başlarken 2 yılda bir olmak üzere başladık. Zaten uluslararası kent forumları, National Urban Forums, UN Habitat'ın bünyesindeki kent forumları yaklaşık işte 1 ya da 2 yılda bir düzenli olarak yola çıkıp ve giderler. Biz de o kaygıyla ve o amaçla yola çıktık. Öyle bir miras oluşur ya çünkü. Evet, yani National Urban Forum, şu anda sanırım 145 tane uluslararası kent forumu var. Onların 146.sı olarak yola çıkmak istedik. Kent forumu olacağız. Çok iyi. Bu sebeple aslında şuraya da bağlayabilirim. Bu temaların dışında bizim 2 tane özel oturumumuz var. Bunlar da Habitat'ın, yani şimdi işte 1976'dan 2016'ya kadar süren Habitat toplantılarının, gündemlerinin tartışıldığı toplantılar olacak. Ve UN Habitat'tan katılımcılar da bu toplantılarda, veteranlar vesaire olacaklar. Çok iyi. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bildiğiniz bu 17 amacın yerelle uygulanabilir bir hale getirmesi için de biz bir girişimde bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla oturumların biraz buna da vesile olmasını, işte sürdürülebilir kalkınma amaçları nedir, yerel yönetimler bunları nasıl anlayabilir, nasıl anlamlandırabilir ve yaptıkları faaliyetleri nasıl ilişkilendirebilirler. Daha doğrusu bu hedefler doğrultusunda nasıl ürünler sunabilirler. Biraz bunu da aşılamak istiyoruz. Hatta buradan hareketle biraz da Marmara bölgesini de ayrı bir şekilde ele alacağız. Marmara bölgesini tartışacağımız, hani burada anlatmak isterim biraz. 3 tane Diyalog Marmara ismiyle oturumumuz olacak. Burada işte başkanlarımızı, Marmara bölgesindeki belediye başkanları birinde bir araya getireceğiz. Birinde araştırmacılarımız olacak. Bölgeyi uzun yıllardır çalışan işte Murat Güvenç hocalarımız olacak. Böyle birazcık reklam da yapayım mı? Tabii, buyurun. TSR'in yönetim kurulunda başkan yardımcımız Profesör Doktor Murat Güvenç ve genel direktörümüz Doktor Özge Aktaş Mazuman da özel bir oturumda tartışacaklar. Marmara kent bölge tartışmalarını yapacaklar. Evet, kalkınma ajansları da olacak. Hani bölgenin bir diğer paydaş olarak, çünkü bu çok paydaşlıktan bahsettik. Bir de tabii biz biraz hani sadece konu ve işte katılımcılık itibarıyla değil, aynı zamanda yöntem itibarıyla da farklı alternatifleri görmek istiyoruz, neler yapabiliriz diye. O yüzden oturumlarımızda farklı yöntemleri deneyeceğimiz bir şeye girdik. İşte bir tanesi Play the City diye Amsterdam Terminali'nde. Soracak mıydınız? Yok yok, şey. Devam edeyim yine. O Play lafına çok ilk gördüğümden beri böyle çok eğlenceli bir şey var galiba. Amsterdam merkezde bir Türk mimar Ekimtan'ın kurduğu bir şirket. Play the City daha çok işte şu anda Avrupa'daki belediyeleri ama tabii Türkiye'deki bazı belediyelerle çalışmaya başladılar. İşte kentlerin, bölgelerin artık hangi ölçekte çalışılıyorsa bunları bir maket ve işte bir oyun, strateji oyunu şeklinde kente dair sorunları daha çok işte yöneticiler ve uzmanlar seviyesinde çözmeye çalışıyorlar. İşte biz de Play Marmara adıyla hem ilk gün hem de ikinci gün boyunca Marmara bölgesine özel
bir oyun yapacağız. Marmara bölgesini ilk kez bir oyun yöntemiyle tartışacağız ve bunu da işin sürdürülebilirliği açısından aslında devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Çünkü buradan bayağı bir feedback alacağız. Forumun diğer tüm parçaları gibi buradan da bir feedback almış olacağız. Evet, heyecan bekleyelim. Hollanda Başkonsolosluğu'nun destekleriyle kazanmış aslında. Ve işte o her oturumda farklı bir kitleyle bir araya geleceğiz. Yani işte bir oturumda belediye başkanları oynayacak o oyunu. Bir oturumda kalkınma ajanslarının genel sekreterleri oynayacak. Bir oturumda belediyelerin hani gerçekten ilgili birim yöneticileri bir araya gelecek. Bir diğerinde de daha böyle işte halka açık, katılıma açık. Hani orada gelen katılımcılardan arzu edenler varsa onları oynatacağımız bir şey olacak. Bence enteresan bir tecrübe olur. Çok, çok heyecanlı. Ben kesin 4. sepete gireceğim. Yani. buyurun. Yani tabii şey tarafı var. Hani bütün bu oturumlarda, oyunda, işte film gösterimi vesaire yapılacak. Aslında bunların tamamında İngilizce ve Türkçe'ye hakim raportörlerimiz var her salonda. Bu biraz önce sorduğunuz işte bir kerelik yapılacak, devamı gelecek mi? Biz aslında bir sonuç raporu yayınlamayı ve o sonuç raporundan sonra her iki yılda bir tekrar etmeyi, sonra kendimize o raporlarla test etmeyi düşünüyoruz. Bu raportör arkadaşlar bir koordinatör eşliğinde yine Ezgi Hanım'ın yönetiminde bütün bunları bir araya getirecekler. Sadece bize sunulmuş yazılı metinleri değil, bazen biliyorsunuz serbest tartışma ortamlarında aslında çok değerli fikirler ortaya çıkıyor vesaire. Hem yabancıların, hem yerlilerin, hem belediye başkanlarının, hem uygulamacıların, hem de farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarının hem bölge, hem kendi şehirleri, hem şehirlerin geleceği konusunda söyledikleri şeyleri not alacaklar. Bunları raporlaştıracağız. Çok güzel. Yanı sıra kentler biliyorsunuz artık, yani kentler çağında yaşadığımız iddia ediliyor. Kentler ulusal sınırlarına çok tabi olmayan ögelere dönüştüler. Öte taraftan zaman zaman ulusal hükümetlerin yarattığı problemleri çözücü bir aktör de olabiliyorlar. Aynen. Bizim yerel diplomasi diye özel bir başlığımız var. Belki Burcan Hanım ondan biraz bahsederse. Bu çünkü çok üzerinde çalıştığımız, gelecekte de aslında yoğunlaşmak istediğimiz alanlardan bir tanesi. Ona da bir kapı aralıyoruz tabiri caizse. Yani evet işte şey, uluslararası literatürde aslında city diplomasi olarak hani çokça geçiyor ama yani biz yerel diplomasi kavramını kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. Çünkü bizde gerçekten şehirlerin ötesinde ilçelerin birbiriyle olan etkileşiminin uluslararası ölçekte çok büyük etkiler yarattığını görebiliyoruz. İşte o yüzden böyle bir kavram biraz da üreterek hani biz de literatüre bir katkımız olursa diye amaçla uğraşıyoruz. O yüzden belediyelerimizin uluslararası ilişkilerine, dış ilişkilerine bakan birimlerin yöneticilerinden oluşan bir yerel diplomasi platformu oluşturduk. Yerler Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomasi Akademisi ile birlikte programlar yapıp işte büyükelçilerimizle vesaireyle bir araya getiriyoruz. Çünkü Cem Bey hep söyler. Aslında belediye temsilcileri yurt dışına gittiğinde sadece bir belediye temsilcisi değil, o ülkenin temsilcisi haline geliyor. Bu forumlar da bu tarz şeyler için çok önemli. Bu yerel diplomasi, soft diplomasi araçları için çok önemli. Kesinlikle. Biz forumu da böyle bir amaç için görüyoruz. Bu konuda bir oturumumuz var. Orada hem işte Avrupa Yerel Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden başkan yardımcısı modere edecek. Burada bizim merkez yönetimimizden, belediyelerden, yurt dışından konuşmacılarımız olacak yine bu konuya da bu açıdan değinmek istiyoruz. Zaten bu yerel diplomasi dediğimiz şeyi böyle böyle akademik işte sadece ismi öyle duran bir şey olarak değil, gerçekten forumun bütün şeyine yaymaya çalıştık. Bu yani işte çok paydaşlı yaklaşımı hani sadece Türkiye düzeyinde değil küresel ölçekte yapmaya çalıştık. Cem Bey birkaçından bahsetti işte Birleşmiş Milletler, UNDP partnerlerimiz arasında Birleşmiş Milletler'in işte insan yerleşimleri programı UN Habitat sürecinin en başından beri bizim sürekli iletişim halinde olduğumuz, halen de iletişim halinde olduğumuz bir şey. Forumun tarihleri de aslında çok güzel bir şeye denk geliyor. İşte 1 Ekim Dünya Habitat günü sanıyorum. O yüzden UN Habitat'ın icra direktörünün de ufak bir sürprizi olacak. Yani çok 1 Ekim'de açılışta bizlere. Çok onun dışında birçok paydaşımız var. İşte Japonya'dan, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, işte ulaşım temalarımızdan biri Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği, tek küresel ölçekteki tek birlik otoritesi bu konuda. İşte Hollanda Başkonsolosluğu, Danimarka Başkonsolosluğu, birçok uluslararası partneri, İsveç Enstitüsü ve aynı zamanda bir belediye birliği olduğumuz için kendi hani eşdeğer belediye birliklerimizle de yurt dışında görüşmeye çalıştık. İşte Alman Şehirler Birliği
çok paydaşlarımızdan birisi arasına yer aldı başından beri. İşte İsveç Belediyeler Birliği, Hollanda Belediyeler Birliği. Dolayısıyla böyle çok paydaşlı, hani sadece böyle biz doğruyu biliyoruz bakış açısıyla değil ama. Harika, bu gerçekten uluslararası forumlar kalitesinde, seviyesinde bir etkinlik oluyor. Tam da bu bıraktığınız yerden. Şimdi bu forumda hem birçok kent aktörü bir araya gelmiş olacak farklı perspektiflerden ve farklı çevrelerden, hem de yerelle küreseli birleştirmiş olacaksınız. Kentler için bu karşılaşmalar neden önemli? Yani şöyle, biliyorsunuz bu iş bölümünde uzmanlaşmanın endüstri toplumunun en önemli kazançlarından bir tanesi olduğu söylenir. Fakat diğer taraftan literatürde de bu çok ciddi bir şekilde tartışılıyor, biliyorsunuz. Ciddi bir şekilde kapanmaya yol açtığı, bir alanın uzmanı olan bir insanın başka alanlardan habersiz olduğu veya çözüm bulamayacağı. En son işte deprem konusunda canlı bir şekilde yaşıyoruz, biliyorsunuz. Jeoloji mühendisleri farklı çözümler öneriyorlar. Jeofizik mühendisleri farklı çözümler öneriyorlar. İklim mühendisleri farklı çözümler öneriyorlar. Doğal olarak farklı çözümler öneriyorlar. Yani iki hekimi düşünürseniz cerrahın görevi kesmektir. Ama işte dahiliye mütehassısının işi belki ilaç vermektir. Biz kente de bir organizma gözüyle bakıyoruz ve aslında disiplinler arası ve sektörler arası bir iletişim ve ilişki kurulmadan kentte kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm olacağını düşünmüyoruz. Arkadaşlar da kendi aramızda konuşurken Lego örneğini veriyoruz. Yani Lego'nun parçalarını tamamlamak durumundayız. İnsan olmak biraz eksik olmaktır. Başkasının aklına ihtiyaç duymaktır. Başkasının uzmanlığına ihtiyaç duymaktır. Üstelik kentler ürettikleri problemler ve yarattıkları çözümlerle sadece ulusal sınırlar değil, uluslararası etkiler üreten şeyler. Sadece Amerika'daki tartışmayı düşünün. Yani işte devlet başkanı Paris Sözleşmesi'nden çekilmeyi düşünüyor ama New York Belediye Başkanı pekala başka bir harekete önderlik ederek ülkenin devlet başkanının oluşturduğu bu şeye karşı çıkabiliyor. Burada farklı uzmanlıkları, farklı sektörleri bir araya getirerek etkileşimi arttırmayı ve çözüm olanaklarını arttırmayı düşünüyoruz. Herkesin aklından yararlanmayı düşünüyoruz. Aslında biz insanlığın bütün birikimine talibiz ve buna gerçekten şey olarak söylemiyoruz, laf olsun diye söylemiyoruz. Bütün tartışmalarımızda bunu eksen alıyoruz. Mümkün olduğu ölçüde tabii kaynaklarımız, olanaklarımız el verdiği ölçüde ve çağrımıza cevap verenlerle, tabii. Çağrımıza kuşkusuz cevap vermeyenler vesaire falan olabilir. Üç tane kırmızı çizgimiz var. Bunun dışında hiçbir kırmızı çizgisi yok. Marmara Belediyeler Birliği bir özgürlük adası diye tanımlayabiliriz. Bir, işte bilgiye dayalı bir içerik istiyoruz bize şey yapanlar. İkincisi, etik kurallara uyulsun istiyoruz. Bu akademik araştırmalarda da böyle, önerilecek çözümlerde de böyle. Üçüncüsü de hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Sakin ve saygılı bir dil. Muhatabımız kim olursa olsun, ister yanımızda, sağımızda, solumuzda, karşımızda bulunalım. Bu üç tane ilkeye uyulduğu sürece her türlü çözüm önerisini, her türlü aktörü bir araya getirmeyi kendimize hedef çizmiş durumdayız. Kuşkusuz Marmara Belediyeler Birliği bu işi yapan tek aktör değil. Ama Türkiye'nin öncü yerel yönetim birliği olarak bu konuda hem geçmişindeki kurumsal kültürün hem de kapasitesinin buna el verdiğini düşünüyoruz. Bu bölge ayrıca Türkiye'nin kapasitesi en yüksek bölgesi. Sadece İstanbul'da 50'yi aşkın üniversite var. Sanayi kuruluşları, bilgi teknolojileri, hizmet sektörünün en nitelikli kısmının önemli bir kısmı İstanbul'da ve Marmara bölgesinde. Dolayısıyla bu bölgenin olanaklarından da yararlanarak bu etkileşimi geliştirmeyi ve sürdürmeyi düşünüyoruz. Aslında hem ulusal hem uluslararası ölçekte ilişki kurduğumuz bütün aktörlerin de bu iletişime açık olduğunu gördük. Biz şunu söyleyebilirim, yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık süreci var bunun. 28 Eylül 2018'den beri de neredeyse 24 saatimizi bu işe vermiş durumdayız. Sanırım bizim moralimizi bozucu hiçbir kimseyle karşılaşmadık. Ne güzel. Yani her gittiğimiz kapı, ister akademisyen olsun, ister belediye başkanı, hep bu fikri desteklediler, bize nasıl destek olabileceklerini söylediler. Yani işte biri yapamadı, biri yapmalı, siz bu işe kalkıştıysanız. Belki böyle ufak tefek riskler varsa o konularda bizi uyardılar. Ama herkesin desteğini gördük bu konuda. Bu etkileşim açık aslında. Yani birinin işte harekete geçmesi, birinin eylem yapması gerekir. Belki biz böyle bir eyleme kalkışmaya cüret ettiğimiz için bu sinerji yaratıldı. İşte çok değerli kuruluşlar var.
kurumsal olarak da Türkiye'nin aslında ezberini bozucu işler var. İşte o gün orada Marmara Belediyeler Birliği'nin bugünkü başkanı da olacak, kurucu başkanı da olacak. Bugünkü genel sekreteri de olacak, kurucu genel sekreteri de olacak. Bu aslında özlediğimiz bir tablo. Kurumsal kültürün sürekliliğini sağlamak için çok gerekli olan bir tablo. İki yılda bir tekrar etmeyi ve sürdürülebilir olma iddiamızı da güçlendirici bir şey aslında. Ve bütün bunlardan yararlandık biz. Kurucu genel sekreterimiz Selahattin Bey ve yine daha sonra genel sekreterlik yapan Fikret Toksöz Bey'den ciddi bir şekilde yararlandı. Evet. Fikri desteklediler, katkıda bulundular. Selahattin Bey her içerik konusunda muazzam destekledi. Kurucu başkanımız Erol Köse Bey zaten hem moderatörlüğü kabul etti. Yani epey ilerlemiş yaşına rağmen. Hem de hararetli bir şekilde destekledi. Nasıl katkıda bulundu? Dün bile ziyaret etti bizi Belediyeler Birliği'nde. Şehir Üniversitesi bu ilk şeyden bahsederken belki onu bir vefa olarak bahsetmek gerekir. Bize destek veren çok sayıda üniversite var. Devlet üniversitelerinin tamamı. Fakat şehir üniversitesindeki dostlarımızdan gerçekten bahsetmezsek vefasızlık olur. İlk fikri açtığımızda şehir araştırmaları merkezinde Ali Marlı, Yunus Uğur, Halil İbrahim Bey, işte Eda Hoca. Bütün bunlar bizi müthiş bir şekilde desteklediler. Çalışmalarımıza katıldılar. Akşamlara kadar çalıştılar. Hala işte her gün neredeyse interaktif bir şekilde çalışıyoruz. Raporlama konusunda şey yapıyoruz. Fakat biz şunu da şey yapayım, biraz uzattım farkındayım. Asıl yoğunlaştığımız şey şu. 1-2-3 Ekim'de forum yapıyoruz ama 4 Ekim ne? 4 Ekim'e yoğunlaşmış durumdayız şu anda aslında. Çünkü bu forum bizim sadece istasyonlarımızdan bir tanesi. Bu forum yapmak istediğimiz büyük hedefler, hedeflerdeki istasyonlardan bir tanesi. Bilgi üretilecek orada. 4 Ekim'de daha sonra onu nasıl şekillendireceğimize bakacağız ve sonraki foruma odaklanacağız. Zaten olsun bitsin aman etkinlik olsun diye yapılmadığı çok belli. Yani ne kadar ince düşünülmüş, ne kadar ince planlanmış, ne kadar değerli, ne kadar emek verildiği çok belli. İlkeleriniz, bu biraz önce bahsettiğiniz ilkelerinizle zaten çaldığınız kapının kapanmış olması çok ilginç olurdu. Hem akademik hem de disiplininiz zaten sizin bireysel olarak da hem de Marmara Belediyeler Birliği'nin ilkeleri olarak koyduğunuz şeyler zaten özlediğimiz, istediğimiz olması gerektiğini. Bence genç kuşağın şeyi Itıran, genç kuşağın heyecanını ve iş yapma potansiyelini işlerimize yansıtırsak müthiş işler başarırız. Ben bunu kendi hayatımda zaten gördüm. Yani Marmara Belediyeler Birliği'nde bunu çok fazla gördük. İşte Burcan Hanım, Ezgi Hanım, Hatice Hanım, Mustafa Bey, Salih Bey, bizim diğer çalışma arkadaşlarımız. Bunlar aşağı yukarı 90 kuşağı olarak tanımladığımız arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi eski kuşaklar bir yerde çalışmaya başladıktan sonra emekli olmayı düşünüyorlardı. Belki yüksek ücret istiyorlardı, belki şey. Fakat yeni kuşaklar, belki buna yaşlı kuşak biraz kızacaktır bana ama yeni kuşaklar iş tatmini ve bir işe yaradığını hissetmek istiyor aslında. Dünyayla daha entegre, ufukları daha açık. Bir iş yapmak isteyen insanlar muazzam işler beceriyorlar. Ben bu açıdan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok doğru bir ekip kurmuşsunuz ama demek ki. Müthiş bir şekilde. Sağ olsunlar davetimizi kabul ettiler. Yoksa bir sürü alternatifleri var aslında. Çok iyi. İyi ki Marmara Belediyeler Birliği'nde çalışıyorlar. Baştan boşuna armağan kelimesini kullanmadım zaten. Gerçekten hem Belediyeler Birliği'nin zaten uzun zamandır yaptığı, bundan sonra da yapacağı aktiviteler ortada ama bu forumda gerçekten armağan niteliğinde. Çünkü şey de çok belli. Hani bundan sonra yapacağınız işleri aslında planladığınız sizin için de bir araç olduğu da çok belli. O yüzden de ayrıca kent çalışan, demokrasi çalışan biri olarak çok 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 mutluyum. Şimdi bu şehir hepimizin programında kentle ilgili birçok konuya tabii ki değiniliyor. Benim konuk olduğum, bundan sonra da sohbetler yapacağım konularda böyle sivil toplum birazcık daha da ağırlıklı olacak. Şimdi bütün bu anlattığınız çerçevede kentler çözüm üretsin dediğimiz önümüzdeki dönemde yerel yönetimler sivil toplumla özellikle nasıl işbirlikleri kurabilir sizce? Diğer aktörlerle de tabii ama hani sivil toplumu ilk olarak alırsak sizce ne tür işbirlikleri bekliyor? Ben kravat taktığım için Burcan Hanım daha sivil ruhlu görünüyor. Siz de sen istersen ben devam edeyim. Buyurun. Bir de ceketim var benim de o kadar da şey söyleyebilirim. Evet, ben aslında kendi konumdan bildiğim için bir çıkış noktası olarak bir şey söyleyebilirim. Yani işte mesela işte göç diyoruz. Yani benim şahsen de tanık olduğum, belediyelerle çok yakın çalıştığımız için son 3 yılda yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla
göç konusunda yaptığı işbirliklerini görseniz aklınız hayaliniz durur. Ve daha önce hiç belki çalışmadıkları, çalışmayı hayal etmedikleri, düşünmedikleri, hiçbir etkileşime girmedikleri bütün sivil toplum kuruluşlarıyla bir anda inanılmaz büyük bir etkileşim içerisinde işbirliğinde çalışmaya başladılar. Ya ben böyle Türkiye'de bu tarz çıkmazların, krizlerin, böyle işbirliklerine olanak tanıdığını düşünenlerdenim. Biraz pozitif yaklaşıyorum bu konuya. Genelde böyle bir zorluk yaşandığında ve olayı tek başlarında çözemediğini düşündüklerinde paydaşlar. Bu yerel yönetimler de olabilir, diğer bütün paydaşlar da olabilir. Yanına birilerini arıyor. Göç böyle bir şeye vesile olduğu için bence onların çalışma alanları biraz daha genişleyecektir daha sonra. Ama Marmara Urban Forum zaten yani bütün mantığı itibariyle hani hem amaçlarında hem konuşmacı profilinde hem katılımcı profilinde göreceksiniz. Bütün bu paydaşları bir araya getirdiği için zaten başlı başına kendi bir örnek olmaya çalışan bir oluşum. Hani biz böyle belediyelerimize şunu yapın bunu yapın demek yerine kendi yaptıklarımızla daha çok örnek olmaya çalışıyoruz. Umarım o açıdan bir örnek olur. Ama hani sonrasında sizinle ekleyeceğim. Aslında yönetişim mesela bizim bu açıdan çok böyle yoğunlaştığımız şeylerden bir tanesi. Bergezgah'ın yönetişimdeki şeyi de bahsederse. Yani bu tabii bu arada hani baştan karar verdiğimiz bir şey değil ama süreç bizi ona itti. Hani işte yönetişim gibi bir tema bir anda birden fazla oturumda ve işte konuda incelenmek durumunda kaldı. Mesela bunlardan bir tanesi işte sürdürülebilir kentler için iyi yönetişim konusu oldu. İşte bir diğerinde metropolitan yönetişim. Bir diğerinde de yine bahsettiğimiz bu katılımcılık. İşte tabandan. Evet, tabandan tavana yönetişim meselesini tartışacağız. Ve bu oturum ve bir de tabii şey var, çok özel bir oturumumuz. Kadınların yerel yönetimde temsilini işleyeceğimiz bir oturum olacak. Kadın belediye başkanları ve işte ilgili yerel yönetim temsilcilerinin olacağı bir sadece kadınlardan oluşan bir oturum olacak. Bunlar da aslında bu diğer oturumlardaki, bahsettiğim oturumlardaki isimler de hani belediye başkanları da var bunların içerisinde. İşte şeyler de var, sivil toplumdan gelen isimler de var. Hani o yüzden o kaynaşmayı orada da göreceğiz, tartışmayı. Yani bu sektörler arasından bahsettiğim şeylerden bir tanesi şey zaten, sivil toplum kuruluşları. Yani biz merkezi yönetim, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları saydığımızda sivil toplum onların şeylerinden bir tanesi. Türkiye'de aslında güçlü bir alan haline gelmeye başladı. Kuşkusuz zaman zaman işte sivil toplumun ne kadar sivil olduğu tartışmaları falan yürüyor. O başka bir iş. Fakat neticede kent planlamasından dezavantajlı gruplara hizmet üreten kuruluşlara kadar, kent konseylerinden sadece göç konusunda özel olarak çalışan vakıf ve derneklere kadar sivil toplum gittikçe güçlü hale geldi. Çok önemli aktör. Yönetişimin de olmazsa olmazlarından bir tanesi. Türkiye'de biliyorsunuz zaman zaman siyaset dilinin sertleşmesinden dolayı bilhassa biz yerel yönetim birliği olduğumuz için belediye başkanlarının sadece kendi partilerinden olan insanların tercihlerini dikkate alarak politika belirledikleri, en azından kültür sanat politikasını belirlediklerinin için çok ciddi eleştiri var. Bu açıdan da aslında sivil toplumu dahil ettiğimizde kent yöneticisinin kentin bütün paydaşlarını, kentteki bütün paydaşları dikkate alan ve interaktif bir şekilde onların taleplerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini dikkate alarak politika belirlediği, karar ürettiği, süreçleri gözlediği bir sistem kurulsun istiyoruz. Yönetişim bu açıdan öne çıkan temalardan bir tanesi oldu. Sivil toplum bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yani gözümüzü kapatmamız, görmezden gelmemiz falan sadece bizim çözüme ulaşmamızı engeller. Yoksa sivil topluma zaaf. Belki şeyi ekleyebiliriz, hatta şu oturumların iki tanesinin oluşumunda hani sivil toplum kuruluşlarının aslında onlarla yaptığımız işbirliklerle aslında biz mesela diğer iki oturum oluşturabildik. Hani bu yolda da bu şekilde gelişti aslında. Biz süreç içerisinde de programı oturturken de bazen hani tek başımıza MBB olarak değil ve sadece yürütme kurulu olarak değil, bu yaptığımız bütün bu görüşmeler çerçevesinde geliştirdik bazı oturumları. Sizin bu forumu düzenlemeniz zaten dediğiniz gibi kendi başlı başına bir çok paydaşlı ortaklık örneği zaten. Şey tarafı da var galiba Tıra Hanım. Yani mesela kamu kurumlarında herhangi bir hizmetin üretilmesi son derece pahalı, maliyetli ve uzun zaman alıyor. Sivil toplumda insanlar gerçekten sevdikleri işi yaptıkları için, gönüllü olduğu için çok daha küçük meblağlarla daha etkin çözümler üretme imkanı var. Bunu görebiliyorsunuz. Aslında yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumları sivil topluma
birazcık destek vermeyi, en azından engel olmamayı tercih etseler sanırım Türkiye'de ürettiğimiz fayda her alanında çok daha yoğun olacak. Çok daha yoğun olacak. Gerçekten bölgenizin ötesinde bir fayda sağlamış olacaksınız ülkeye. Peki bu forumla, bu foruma katılıp, buradan ilham alıp, öğrenip, belki hani daha önce bilmediği için, örneklerini bilmediği için, cesaret edemediği için, çeşitli nedenlerle böyle işbirliği yapmamış belediyeler, yerel yönetimler bu forumdan sonra ilham aldılar, öğrendiler ve işbirlikleri kurmaya karar verdiler diyelim. Sivil toplum ama diğer aktörlerle de. Böyle bir süreçte Marmara Belediyeler Birliği kendine forum sonrası nasıl bir rol biçer? Bu işbirliklerinin oluşturulması ve devam ettirilmesiyle ilgili olarak. Aslında bütün bunları arkadaşlar hatırlayacak, bütün bunları tartıştık ilginç bir şekilde. Hatta forumun adını bile belirlerken mesela İstanbul adını tartıştık, Türkiye adını tartıştık vesaire falan. Sonra çok açıkça söyleyeyim, şunu söyledik mesela. Biz İstanbul'un adını kullanmayalım ama yarın bir tanesi İstanbul adını kullanarak daha büyük bir iş yapmaya kalkışırsa destek verelim. Şu konuda çok iddialı ve rahatız. Biz yeni bir süreç başlatıyoruz. Küresel ölçekte aktif hale gelen forum geleneğini İstanbul merkezli, küresel ölçekteki bilgiyi Türkiye'ye taşıyacak, Türkiye'nin yerel yönetim tecrübesini küresel ölçekte tartışacak bir hareket başlatıyoruz. Bunu daha iyi, daha etkin, daha farklı yöntemlerle yapabilecek her kuruluşa destek oluruz. Aklımız erdiği ölçüde destek oluruz. Sıkıntılar varsa onları söyleriz. Bir paydaş olmamız gerekirse paydaş oluruz. Önemli olan şu çünkü, çözüm üretmek. Yani çözüm üretmeye talip olan herkesle işbirliği yaparız, hazırız. Zaten aslında yaptığımız her işte espri olsun diye kendi aramızda söylüyoruz. İnşallah biri bakar da daha iyisini yapar, daha güzelini yapar. Geçmişte buna benzer işlerimiz oldu. Biz mesela 4 yıl önce yine Ezgi Hanım'ın biriminde işte şehir ve yerel yönetimlerle ilgili master ve doktora tezlerini desteklemeye başladık. Sonra aslında Türkiye'de birkaç kurum bizim yönetmeliğimizi aldılar, uyguladılar. Şimdi çok daha iyi yapıyorlar. Biz her seferinde destek oluyoruz zaten. Biz 10 kişiye veriyorsak umarım onlar 20 kişiye verir. Umarım daha geliştirirler. Birçok alanda Marmara Belediyeler Birliği lider olmaya devam edecek gibi duruyor o zaman demek ki bu forumda. Umarım devam ettiririz. Harika. Peki şimdi şimdi sadece Marmara Türkiye değil, söylediğiniz gibi aslında dünyanın birçok yerindeki birçok yerel yöneticiye ve de kent aktörüne ilham olacak bilgi, işbirlikleri ve deneyim ile ilgili içerik üreteceksiniz aslında bu 3 gün boyunca, 2 ve 3 Ekim boyunca. Sonra bunun takibini nasıl yapacaksınız diye sormak istiyorum. Daha somut olarak da izleyicilerimizin de ilgisini çekebilir. Forumun bir uygulaması var, mobil uygulaması var. Biliyorum bu aslında bir etkinlik uygulaması diye planlanmış ama şimdi ben kendim de e-demokrasi çalışan biri olarak hemen tabii şey yapıyorum, antenlerim çıkıyor. Bu günah değil mi? Hani 3 gün sonra da kullanmaya devam etsek ya bu uygulamayı diye. Acaba hazır böyle bir altyapı oluşmuşken çözüme katılım farklı aktörlerin, hatta belki yurttaşların da hepimizin elinde, her ne kadar depremde çok işe yaramasını görsek dedim, hepimizin elinde bu varken acaba bunun bir çözüme katılım aracı olarak planlanması, en azından planlarınızda var mı? Nasıl yararlanacağız? Soru zor olduğu için Ezgi Hanım uygulama. Şöyle yani aslında şöyle direkt ben epe doğru gideyim biraz. Bu işin sürülebilirliği zaten aslında varmak istediğimiz nokta için belki Marmara Urban Forum bir araç. Dolayısıyla şöyle işte Cemil Bey'in bahsettiği bu raporlar aslında zaten bu bütün forumdan çıkacak en ufak çözüm önerilerini derleyecek bir. Ve bunları daha sonra nasıl uygulamaya dökebiliriz, nasıl izleyebiliriz, nasıl gruplayabiliriz? Ve yaptığımız tüm bu işbirlikleriyle beraber biz bunlardan ne tür paketler çıkarıp da işte eğitim mi çıkaracağız bunlar için ya da işte başka türlü işbirlikleri ve uygulamalar mı gerekecek, ne yapabiliriz buna bakacağız bu 2 yıl içerisinde. Dolayısıyla hani 2 yıl sonuna geldiğimizde ne yaptık, neleri başardık, bunları tutabileceğimiz bir döküman ve bir yeni bir plan olacak elimizde. Diğer yandan bizim aslında temalarımızdan biri olmasa da tüm temaları kesen bir özel konumuz daha vardı, işte şehirlerin veriye dayalı yönetimi üzerine. Çünkü çözümler için biraz da hani elimizde ne var, hangi veriler var ve biz bunları nasıl anlamlandırıp nasıl analiz edebiliriz, buna bakmamız gerekiyor. Bu Marmara Belediyeler Birliği'nin genel olarak hedeflediği işlerden bir tanesi. Yani Marmara bölgesindeki tüm kentlerin kentsel verilerini aslında sistematik bir şekilde görebileceğimiz bir sistem kurmak, bir program yapmak istiyoruz. Aslında buradan çıkacak sonuçları birazcık bu veri
projesinin içerisine de alacağız. Ama dediğiniz gibi hani teknolojiden yararlanmak bunun bir başka boyutu. Marmara Urban Forum'un uygulaması burada yani rahatlıkla indirebilir katılımcılar. Marmara Urban Forum Maruf ya da Maruf 19 şeklinde yazılımda çıkıyor. Daha çok uygulamaya yönelik yapıldı. Ancak bu etkinliğe yönelik yapıldı ama hani etkinlikte de bunu interaktif bir katılım sağlaması için yaptığımızı söylemek mümkün. Hani sadece programı görmeyecek oradan katılımcı, sorularını sorabilecek online olarak. Hani bazen bilirsiniz insanlar çekinirler. Bazen süre kalmaz vesaire. Bunun için kullanabilecekler. Anketler vesaire yapılabilecek buradan. Aynı zamanda tabii kendi programlarını da oluşturup etkileşim halinde de olabilecekler. Çünkü bir iletişim aracı olarak da kullanabiliyoruz biz hep. Yani forum bir yandan veri paylaşırken kendi verisini oluşturuyor. Evet. Harika, yani dolayısıyla biz oradan alacağımız tabii ki veri ve öneri ve diğer her türlü etkileşimi kullanacağız. Ama hani daha çok gerçekten kentlere değecek çözüm önerilerini, tabii, sorunlara bağlı çözüm önerilerini ve bunların hangi veri ve göstergelerle aslında ele alınıp da incelenmesi gerektiğine doğru giden bir yaklaşım izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bu uygulama iki yere aslında çok rahat ulaşmamızı sağlıyor. Bir networking'i çok kolaylaştıran bir şey. Çünkü Ezgi Hanım'ın bahsettiği chat mesajlaşma gibi bir alanı var. Çok iyi. Eğer siz kendinizin profilinin gözükmesinden mahsur görmüyorsanız ona elbette ki seçme imkanı var başta ama o halde sizi herkes görebiliyorsunuz, herkesi görebiliyorsunuz, konuşmacıları ve katılımcıları görebiliyorsunuz. O etkileşimi sağlayabilmek çok önemli. İşte istediğiniz zaman randevulaşabilirsiniz. Bir konuşmacıyı çok beğendiğinizde mesajlaşarak daha sonra iletişimi sağlayabilirsiniz forum sonrasında da. Diğer yanı katılımcılığı teşvik etmesi. Yine Ezgi Hanım bahsettiği gibi bir katılımcılar kendileri sorularını onun üzerinden sorabilirler. İkincisi moderatörlerimiz, konuşmacılarımız bazı online anketler hazırlıyor. İşte bunu o esnada, son esnasında seyircilere sorarak işte aynı anda sahnede de ekranda da sonuçları yansıtıyorlar. Böyle interaktif bir özelliği de olacak. Çok o yüzden bu hani iki özelliği zaten nasıl biz kullanırız diyerek çıkmış bir şeydi. Hep daha sonra yayınlayacağımız deklarasyon, belgelerde hep üzerinden takip edilebilir şeyler olacak. O açıdan önemli bence. Tabii tek feedback mekanizmamız aslında hep olmayacak. Biz orada da etkileşimi sağlamak için bir takım böyle kreatif, yaratıcı wish listler, panolar veya işte bizim temalarımızı ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını katılımcıların daha iyi anlamaları veya bir şekilde bunları öğrenmeleri için bir takım kreatif panolar vesaire de oluşturuyoruz. Yani etkileşimi orada taze ve online ve daha sonrasında almak üzere çeşitli metotlarla toplayacağız. Çok, evet. Çok teşekkürler. Son olarak da şahsen gidemeyecekler, şehir dışında olacaklar ya da diğer mazeretlerle şahsen gidemeyecekler. Sosyal medyada takip edebilecekler mi? Bu app'i kullanmak için belirli bir lokasyon sınırı yok anladığım kadarıyla. Twitter, Instagram ve Facebook'da. Takip edebilirsiniz. Sanıyorum YouTube'dan da belli başta oturmaları gösterimi olacak ama biz 7 yani hani şeyin akışından genel bahsetmemiş olduk ama 7 tane paralel oturum aynı anda düzenli olacak. Dolayısıyla aslında bizim arzu ettiğimiz şey elbette hani gelip istedikleri alanda, istedikleri temada orada bizzat izlemeleri olur. Ama bunlardan bazılarını 7'sini aynı anda göstermemiz mümkün olmayacak ama bazılarını seçerek YouTube'dan da canlı yayın Peki. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İlk programımda teşekkür ederim. Ben çok keyif alarak sohbet ettim. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz. Çok teşekkür ederim. Çok bol şans. Hayırlı Pazartesi günü programın yayınlandığı saatlerde siz herhalde tansiyon 15'lerde artık son hazırlıkları yapıyor olacaksınız. Biz orada olacağız. Ekipte zaten. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Şehre ilgi duyan herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler.
İstanbul Hepimizin girişimini hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programında bugün konuklarım Marmara Belediyeler Birliği'ndendi. Marmara Urban Forum çözüm üreten kentler başlığıyla 1-3 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde değil mi? Hı-hı. İstanbul Kongre evet. Merkezi'nde. Öncesinde bir kısacık kayıt olmak gerekiyor anladığım kadarıyla evet, web sitesinde. Katılım ücretsiz, ücretsiz. Herkese açık. Dolayısıyla kentle ilgiliyseniz bir göz atın, çok ilginç şeyler var gibi duruyor. Hoşçakalın. Evet, çok